Merhaba, ben Emre Karacaoğlu. Bugün sizlere Pera Müzesi'nin Elektronik Köprüler serisi kapsamında ambient müzikten, ambient müziğin doğayla ilişkisinden ve bu müzik türünün kendi doğamızı keşfetmemizde bize nasıl yardımcı olabileceğinden bahsedeceğim. Sunumuma küçük bir anekdotla başlamak istiyorum. Ben işim gereği 2013-2016 yılları arasında bir Batı Afrika ülkesi olan Gana'da yaşadım. Başkent Akra'dan 2 saat uzakta, dünyanın en büyük yapay gölü olan Volta'nın kenarında Akosombo isimli bir kasabada geçirdim bu süreyi. Tropik iklimde yer alan Gana'nın bu nadide kasabası, mesai saati sonrası akşamüstleri muazzam bir sessizliğe bürünürdü. Benim de bu akşamlarda yapmaktan en çok keyif aldığım şey bir ambient albümü açıp doğayı izlemek ve meditasyon yapmaktı. Bugünlerden birinde kaleme aldığım bir makalemde o anları şöyle aktarmıştım. Brian Eno'nun 75 yılına ait Discreet Music albümünü seçip sesi neredeyse sonuna kadar açıyorum. 31 dakika 34 saniyelik ilk parçanın odaya yayılmasıyla zihnimi meşgul eden düşüncelerle birlikte tüm çevrem yeniden şekilleniyor sanki. Müzik adeta bir parfüm gibi soluduğum havaya nüfuz ediyor. Tüm varoluşun kabının şeklini alıyor ve bütün diğer unsurları dışarı itiyor. Odada sadece iki varlık, gözlemleyen ve gözlemlenen olarak kalıyoruz. Bir süre daha geçince gözlemleyen, yani ben de siliniyorum. Sadece müzik kalıyor. Dinlediğim müzik türünün ismi, yani ambient, gerçeklenmiş oluyor. İngilizce ambient sıfatının sözlük anlamları bu müzik türünün estetik özelliklerini çok güzel tanımlıyor. Sözcüğün sözlükteki birincil anlamı çevreleyen, sarmalayan anlamında. İkinci anlamı ise zihinde veya bilinçaltında belli bir duyguyu uyandıran. Az önce geri planda Discreet Music'ten bir pasaj çaldım. Armoni, ritim, tonalite ve bunun gibi kavramları göz ardı edip daha çok atmosfer ile tonu ön planda tutan ambient müzik türü farklı bir ilgi ve dinleme şekli gerektiriyor. Bu bakımdan da kendine ait bir klasmana sahip. Klavye, sampler, tape delay ya da bilgisayarla birlikte icra edildiği şekilde elektronik olsun ya da bas, gitar ve davulla birlikte icra edildiği şekilde organik olsun, bu tarz müzikler ne kadar ağır ve ne kadar monoton oluyorlarsa üzerlerimizdeki etkileri de o kadar güçlü oluyor. Ve bu müziklerde duyduğumuz seslere dair yapacağımız kısa bir tefekkür ile monotonluklarında çok katmanlı anlamlar ve büyük bir doğa izi göreceğimizi savunuyorum. Batıya ait olan tonal armoni sistemi, dünya üzerindeki polifonik seslere sahip canlılara özenmiş gibidir. Oysaki doğunun müzikleri, yani günümüzün ambient türlerinin beslendiği köken, dünyanın tek sesli ama ebediyete, zamansızlığa hakim olan baskın sesleri taklit etmiş gibidir. Doğu alemi bu seslerde öğretilerinin, inanışlarının ve felsefelerinin yanında müziklerine de ilham bulmuştur. Örneğin bir drone, yani uzun, monoton ve pes ses kaynağı olarak şarkı söyleyen kumlarda. Silisyum içeren kumların rüzgarda ya da üzerlerine basıldığında çıkardıkları bu sesler ve çağrışımları insanlığı hep etki altında bırakmıştır. Afgan kökenli Amerikalı yazar İdris Şah, Antik Mısırlıların ve Orta Doğu'daki Bedevilerin şarkı söyleyen kumlarda kehanetler duyduğunu yazmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından İdris Şah, Libyalı bir dervişin 1937'de bu kumlardaki sesleri dinleyerek bir savaş çıkacağını ve İtalyan sömürgesinin sona ereceğini haber aldığını öğrenmişti. Monotonmuş gibi gelen bir seste bu kadar bilginin saklı olması ambient müzisyenlerini derinden etkilemiştir. Müzik 19. yüzyıldaki romantik senfonilerle temsil edildiği dramatik bakış açısının ardından 20. yüzyılda yaşadığı genişleme sonrası genelde iki benzetme ile tarif edile gelmiştir. İlk benzetme, değişik alt türlerini işaret eden, yeni fikirlerinin dallanıp budaklandığı bir ağdır. İkinci benzetme, onu duyma ve dinleme şekillerimize ithafta bulunur. Soundscape. Bu sözcük İngilizce'de sound, yani ses ve landscape, yani doğa manzarası ya da manzara sözcüklerinin birleşiminden oluşur ve artık müziğin içinde dolaştığımızı, müziğin içinde yaşadığımızı, müziğin genişleyerek varlığımızı kapsadığını ima eder. Bu sözcüğün Türkçe'de bir direkt karşılığı olmadığı için atmosfer ya da ambiyans gibi sözcükleri kullanırız. Müziğin geri planda kalabileceği ya da dinleyicinin her an bizzat müziğin içinde var olabileceği fikri Erik Satie'nin mobilya müziğiyle 20. yüzyılın başına kadar götürülebilir. Ama günümüzde dinlediğimiz şekliyle ambient müziği popüler eden ve dolayısıyla çoğu yerde yanlış bir şekilde ambient müziğin yaratıcısı olarak anılan Brian Eno'nun çok tartışılan bir sözü var. Ambient müzik ile amaçlanan sakinlik ve düşünmek için alan yaratmaktır. Bu müzik herhangi bir baskı kurmadan birçok değişik seviyede dinleme şekline ortam hazırlamalıdır. İlginç olduğu kadar göz ardı edilebilir olmalıdır. Dünyada şu anda ambient müzik yapan sayısız müzisyene bakarak bu bakış açısının geride kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta birçok ambient müzisyeni bu fikre doğrudan tepki göstermiştir. Biosphere ismi altında ambient müzik yapan Norveçli Geir Jenssen bu klişeyi şöyle reddeder. İnsanların benim müziğimi bir geri plan olarak kullanmasından nefret ediyorum. Ben John Hassel ya da Brian Eno'yu dinlediğimde Himalayalar, astronomi, Mısır ve arkeoloji gibi konuları araştırma isteği duymuştum. Ben de insanlara astronomi hakkında okuma ya da evren hakkında farklı bir bakış açısı geliştirme yönünde ilham vermek, yani merak uyandırmak istiyorum. Jensen'in bu ifadesi ambient müziğin bağdaştırıldığı alanları da aydınlatıyor. Yalnız buradaki astronomi ilgisi de sıkça eleştirilmiştir. Nedense ambient müziğin çoğu hava olmadığı için aslında derin bir sessizlik içinde hareket eden gök cisimleri ve uzay boşluğu ile ilişkilendirilmiştir. Buna cevaben The Future Sound of London isimli İngiliz elektronik müzik grubundan Gary Cobain ise bu müziğin aslında doğrudan dünya gezegeniyle alakalı olduğunu hatırlatır. Ambient terimi yanlış yorumlanmıştır. Sanki bir uzay kıyafeti giymişiz ve yıldızlar ötesinden geldiğimiz için esrarengiz gözükmekteyiz gibi bir hava var. Ben bununla ilgilenmiyorum. Esrarengiz olan yer burası, yani dünya. Bence bizim müziğimiz bu yerin esrarengiz bir perspektiften görünüşüdür. Gerçeklerden kaçma yerine varlığımızın kendi alanımızda yeniden bir yorumlanışıdır. Bu da bizi ambient sıfatını hak eden müziklerin ille de dingin ya da hoş duygular uyandıran şeyler olmak zorunda olmadığı gerçeğine götürüyor. Sözcüğün etimolojisine baktığımız zaman ambire, yani çevreleyen, sarmalayan anlamını görüyoruz. Bizi çevreleyen, sarmalayan müziklerin uyandırdığı duyguların skalasında bir sınırlama olmaması gerekir. Duyduklarımız rahatsız edici, merak uyandırıcı ya da ürkütücü olabilir. Isolationism ya da daha çok telaffuz edilen ismiyle dark ambient bu genişlemenin bir ürünüydü. Zaten en başta ilham kaynağı olan Doğu müzikleri de hiçbir zaman geri plan için bestelenmiş ya da icra edilmiş değildi. Endonezya'nın gamelan müziği ne kadar basit ve monoton gözükürse gözüksün, dinleyiciyi içine çekip bırakmamasıyla, hatta günler boyunca icra edilmesiyle ünlüdür. 1889 Paris Umumi sergisinde bu müzik türünü ilk defa duyan Fransız avantgard besteciler Claude Debussy ve Erik Satie büyülenmişlerdi. Özellikle Satie'nin meşhur Gnosyenlerinin egzotik hissiyatında gamelanın etkisi görülür. 20. yüzyılda Batı müziğini derinden etkileyecek bu müzik hakkında Hollandalı yazar Leonhard Huizinga'nın şiirsel bir tasviri vardır. Bu müzikte kulaklarımıza yönelik bir şarkı yok. O daha çok bir durum, tarlalara dökülen ay ışığı gibi. Bu şekilde doğudan etkilenerek ambient geleneğinin başlangıcı olan Amerikan minimalist müziğine geldiğimizde La Monte Young, Terry Riley, Philip Glass ve Steve Reich gibi bestecilerin Amerikan resim sanatındaki minimalist akımıyla aynı zamanlarda ortaya çıkması bir rastlantı değildir. Mark Rothko'nun soyut renk blokları veya Ed Reinhardt'ın simsiyah kanvasları bu müzisyenlerle aynı hizada durur. Farklı sanat türlerindeki bu birliktelik günümüzde Amerikalı dark ambient, drone metal grubu Sun ile Banks Violet gibi sanatçılar arasında da sürmekte. Sun'dan Stephen O'Malley'nin etkilendikleri sanatçılar arasında müzisyenlerden çok Amerikalı minimalist heykelci Richard Serra'yı sayması dikkat çekicidir. Bu görsel ve işitsel alanlardaki diskurların işbirliği bu eserlerin yaratmak istediği, hatta yeniden tanımladığı deneyim duygusuyla alakalı. Benim Gana'daki odamda Discreet müzik dinlerken yaşadığım anlardaki gibi görme, izleme, duyma, yorumlama gibi kavramların yerine eserin içine düşme, uçma, kaybolma gibi tinsel ifadeler gelmektedir. Stephen O'Malley'nin ilham aldıklarını söylediği, Richard Serra'nın Londra'daki Tate Modern Müzesi'nde sergilenen Trip Hammer isimli çalışması bunun müthiş bir örneği. Belirli bir şekilde üst üste konmuş iki büyük sac levhadan oluşan eserle ilk defa karşılaştığınızda doğrudan eserin mevcudiyetinin hükmü altına giriyorsunuz. Bulunduğu odada ziyaretçiler dahil civardaki her şeyi etkisiz bırakan, bütün ilgiyi üzerine toplayan, geri planda kalmayı bırakın, kendinden başka hiçbir şey yokmuş hissi uyandıran ürkütücü bir modern sanat çalışması. Bu cümleleri doğrudan herhangi bir ambient müziğini betimlemek için de kullanabilirdim. Ambient müzikler esnasında başka hiçbir şey var olmaz. Dinleyicinin kendisi dahil. Mark Rothko ya da Ed Reinhardt'ın resimlerinin derinliklerinde kaybolmak, hatta bu resimlerin içine düşmek gibi. Ambient müzikler, müziğin uçurumu gibi. Bu sunumda bahsettiğim şekilde dinlemek ve deneyimlemek için bedenimizi bu uçurumdan aşağı bırakma cesaretini göstermemiz gerekiyor. Ama korkmamıza gerek yok, çünkü sonuçta bu sonu olmayan bir uçurum ve istediğimiz zamanda düşmeyi kesebiliriz. Ama Alice'in tavşan deliğindeki derinlere inişi ve keşifleri gibi ne kadar düşebileceğimizi görmek bence çok heyecan verici. Çok fazla seçenek, nesne, renk, ses ve referans yüküyle sırtımıza binen modern yaşantılarımızda düşüncelerimizi, iç sesimizi, öz kimliğimizi, yani asıl doğamızı bulmamız artık çok zor. Bunun için gereken fiziksel ve zihinsel sessizliği sağlamanın mümkün olmadığı bir dünyada ambient müzik türleri buna en yakın alternatif sunuyor. Amaçsız, birbirleriyle alakasız bilgi ve uyarıcılar denizi içinde yüzerken hissettiğimiz belirsizlik duygusunun aksine kesinlik iması içeren her şey bize çekici gelecek, varoluşumuza anlam katacaktır. Hata olmasın, bireye bir gümüş tepsi üzerinde sunulan görüşlerin yarattığı sahte kesinlik duygusundan asla bahsetmiyorum. Bunun yerine bireysel, toplumsal ve sonra da küresel olarak ihtiyacımız olan kesinlik duygusuna ulaşmamızın çoğu zaman beklenmedik, çarpıcı ve ürkütücü yollardan geçerek elde edileceğine inanıyorum. Bu yüzden ağlatan ya da eğlendiren müziklerin yanında kaos ve gürültü kirliliğini sessizlik ya da saf gürültüyle silen, işitselliğini mikrokozmos seviyesinde işleten, formun dışında etki ile de ilgilenen, entelektüel heyecan dışında fizyolojik değişimi de hedefleyen, imgelemin sınırlarını zorlayan, güzelliği ya da korkutuculuğu başta olanaksızmış gibi gözüken müziklere ihtiyacımız var. Ambient müzik, dinleyici ile dinlenen arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlayarak bunu sağlayabilmekte. Amerikalı yazar ve felsefeci Terence McKenna'nın doğamızın yeniden keşfine dair bir özlü sözü bunu çok güzel özetliyor. Enstrümanlar kavrayışımızdan neredeyse tamamen yitmiş bir doğayı yeniden uyandırmak için kullanılıyor. Öyle bir doğada yaşamıyoruz artık. Bizim için doğa artık bir park. Gerçek doğa yoğun elektronik müziğin ambiyansında gibi.